İçinde bulunduğumuz asır, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ve İslam alimlerinin eserlerinde haber verilen ahir zaman alametlerinin gerçekleştiği müjdeli bir dönemdir. Bu alametlerin birbiri ardınca gerçekleşmesiyle İslam alemi çok kutlu bir bekleyiş içine girmiştir. Hazreti İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişi, Hazreti Mehdi'nin ortaya çıkışı ve birlikte İslam ahlakını tüm dünya üzerine hakim kılmaları. Hazreti İsa'nın yeryüzüne ikinci kez gelişi, Kur'an ayetlerinde, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ve kıymetli İslam alimlerinin eserlerinde hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde haber verilmektedir. Aynı şekilde Hazreti Mehdi'nin ahir zamanda ortaya çıkacağı, yeryüzünü barış ve adaletle dolduracağı da Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok sayıda hadisiyle ve İslam alimlerinin açıklamalarıyla müjdelenmiştir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerinde bu iki kutlu şahsın fiziksel özellikleri, nerede ve hangi tarihlerde ortaya çıkacakları, ne gibi faaliyetlerde bulunacakları ve onları diğer insanlardan ayırt eden özellikleri gibi konularda çok detaylı bilgiler verilmiştir. Hadislerde bu kadar detaylı bilgi ve işaretler verilmesinin bir hikmeti de ortaya çıktıkları zaman bu kişilerin kolaylıkla tanınabilmeleri olabilir. Ancak 14 asırdır heyecanla beklenmelerine ve haklarında bu kadar çok tanıtıcı bilgi olmasına rağmen hadislerin işaretlerine göre bu mübarek şahıslar ortaya çıkışlarının ilk dönemlerinde insanların büyük bir kısmı tarafından fark edilemeyeceklerdir. Onların tanınmamalarında Deccal'in de büyük bir rolü olacaktır. Deccal, ahir zamanda Hazreti İsa'nın ve Hazreti Mehdi'nin karşısında yer alıp, inkarın insanlar arasında yayılması için mücadele eden, insanları kötülüğe sürükleyen negatif bir güçtür. Deccal de ortaya ilk çıktığında türlü aldatmacalar ve hilelerle kendisini insanlara farklı şekilde tanıtacak ve bu nedenle negatif bir güç olduğu hemen anlaşılamayacak ve hemen tanınamayacaktır. Onun bu propagandasının bir sonucu olarak da Hazreti İsa, Hazreti Mehdi ve diğer salih müminler insanlar tarafından tanınamayacak ve hatta kötü bilinecektir. Deccal, halkın istediği gibi ve onların nefislerine uygun şekilde davranacağı için nefisler Deccal'i sevecek ve onun sunduğu bahanelere severek uyacaklardır. Kur'an ayetlerinde birçok peygambere çok az sayıda kişinin iman ettiği haber verilmiştir. Örneğin Hazreti Musa'ya kavminin gençlerinden başka iman eden olmadığı bildirilmiştir. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden başka Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla iman eden olmadı. Hazreti İsa'ya da az sayıdaki havarilerin iman ettikleri ve halktan da ona destek veren kimsenin olmadığı haber verilmiştir. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa'nın havarilere Allah'a yönelirken benim yardımcılarım kimlerdir demesi gibi. Havariler de demişlerdi ki Allah'ın yardımcıları bizleriz. Böylece İsrail oğullarından bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da inkar etmişti. Sonunda biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, onlar da üstün geldiler. Gönderilen elçilere sadece az sayıda kişinin inanma sebeplerinden biri ise Kur'an'da şöyle açıklanmıştır.
vicdanları kabul ettiği halde zulüm ve büyüklenme dolayısıyla bunları inkar ettiler. Artık sen bozguncuların nasıl bir sona uğratıldıklarına bir bak. Ayetin açıklamasından da anlaşılacağı gibi bazı insanlar kalben ve vicdanen doğru olanı kavradıkları halde nefislerine uydukları için bu gerçeği reddetmektedirler. Tarih boyunca tekrarlanmış olan bu durum hadislerde işaret edildiğine göre Hz. İsa'nın ikinci gelişi ve Hz. Mehdi için de söz konusu olacaktır. Bazı insanlar bu mübarek şahısların üstünlüklerini vicdanen kavrayacak ancak nefislerinin etkisinde kalarak onların durumlarını anlamazlıktan geleceklerdir. Hz. İsa'yı ve Hz. Mehdi'yi kabul etmemek, onlara destek olmamak ve onlardan uzak durabilmek içinse çeşitli bahanelerin ardına sığınacaklardır. Kur'an'da bu bahane yöntemlerinin tarih boyunca yaşamış olan tüm münafıkların kullandığı yöntemler olduğu haber verilmektedir. Vicdanen, kalben ve aklen çok iyi kavradıkları halde anlamazlıktan gelmekte ve türlü bahaneler bulmaktadırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte mücadeleye katılmaktan kaçınan kimseler, güç yetirememeleri, evlerinin açık olması, mallarının ve ailelerinin kendilerini meşgul etmesi gibi bahaneler öne sürmüşlerdir. Ahir zamanda Hz. İsa ve Hz. Mehdi'ye uymamak için bahane arayan bu gibi insanların yardımcısı ise Deccal olacaktır. Hadislerde işaret edildiğine göre aradıkları bahaneleri Deccal onlara hazır olarak sunacak, onların bu ihtiyaçlarını kolaylaştıracaktır. Onların nefislerinin istek ve arzularına hitap edecek, böylece onları etkisi altına alacaktır. Hadislerde işaret edildiğine göre Deccal, insanların Hz. Mehdi ve Hz. İsa'ya itaat etmelerini engellemek amacıyla çeşitli propaganda yöntemleri kullanacaktır. Deccal'in kullanacağı propaganda taktikleri, tarih boyunca inkarcıların başvurdukları yöntemlerle benzerlik gösterecektir. Kur'an'da inkarcıların müminler aleyhinde komplolar kurmak, çeşitli yalanlarla toplumu müminler aleyhinde kışkırtmaya çalışmak, sahte deliller oluşturmak gibi yöntemlere başvurdukları haber verilmektedir. Bunların yanı sıra insanları galeyana getirebilecek, oluşabilecek infial ortamını şiddetlendirecek, yaygaracı üsluplar kullanabilecekleri de bildirilmektedir. Hadislerde Deccal'in nefislerine uyabilmek için bahane arayan insanların bu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla basın ve yayın araçlarını kullanarak propaganda yapacağına yönelik işaretler de yer almaktadır. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. Deccal çıktığında müthiş bir şekilde bağırır, nara atar ki doğu ve batının bütün halkı onu duyar. Deccal evlerinize girmiş, çocuklarınızı esir almıştır diye bir ses duyulacaktır. Bu ifadelerde Deccal'in kitle iletişim araçlarını kullanarak tüm evlere gireceği haber verilmektedir. Hadislerdeki işaretlere göre Deccal bu araçları kullanarak ahlaksızlığın propagandasını yapıp salih müminleri karalamayı hedefleyecektir. Televizyon ve basın yolunu kullanarak Hz. İsa ve Hz. Mehdi'ye uzak durun, sapkın, büyülenmiş, insanları delalete sürüklüyor, insanları kandırıyor gibi iftiralar atacaktır. Tüm bu olayları Kur'an ahlakına ve ehli sünnet inancına göre değerlendirmeyen bir kısım cahil Müslümanlar da farkında olmadan Deccal'e destek vererek bu propagandayı güçlendireceklerdir.
Bir hadiste Deccal'in insanlara iyiyi kötü, kötüyü iyi gibi göstereceği şöyle bildirilmektedir. Şüphesiz beraberinde bir cennet ve bir cehennem diye isimlendirdiği iki ırmak bulunması da onun fitnesidir. Aslında cehennemi bir cennet olup cenneti de bir cehennemdir. Onun bu propagandasının bir sonucu olarak da Hazreti İsa, Hazreti Mehdi ve diğer salih müminler insanlar tarafından tanınamayacak ve hatta kötü bilinecektir. Deccal, halkın istediği gibi ve onların nefislerine uygun şekilde davranacağı için nefisler Deccal'i sevecek ve onun sunduğu bahanelere severek uyacaklardır. İnsanların büyük bir kısmı Deccal'in kendilerini iyiliğe çağırdığını sanarak ona tabi olacak ve asıl tabi olmaları gereken Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'den de yüz çevireceklerdir. Hatta onlara cephe alacaklardır. Vicdanları yerine nefisleriyle hareket edecekleri için de içerisine düştükleri bu durumu fark edemeyeceklerdir. Deccal'in onlara sunduğu sahte propagandalar nefislerine ve çıkarlarına daha uygun olacağı için tercihlerini Müslümanlar aleyhinde kullanacaklardır. Deccal onlara maddi ve manevi kayba uğrayacakları yönünde telkinde bulunacaktır. Aileler de malları, oğulları ve ticaretlerine zarar geleceğini düşündükleri için bundan korkacak ve Deccal'e destek vereceklerdir. Kur'an'da bu kimselerin içerisine düştükleri durum şöyle haber verilmektedir. De ki, eğer babalarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kazandığınız mallar, az kâr getireceğinden korktuğunuz ticaret ve hoşunuza giden evler, sizlere Allah'tan, O'nun Resulünden ve O'nun yolunda cehd etmekten daha sevimliyse, artık Allah'ın emri gelinceye kadar bekleye durun. Allah, fasıklar topluluğuna hidayet vermez. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Deccal'in bu tür propaganda yöntemlerinden etkilenerek Hazreti Mehdi'nin bu kutlu cemaatinden ayrılanların da olacağı haber verilmektedir. Hazreti Ömer'den rivayet edilmiştir. Mehdi ile birlikte mücadele edeceklerdir. Sonra Medine sarsılacak, münafıklarını içinden atacaktır. Orada halis Müslümanlar kalacak. Hazreti Muaviye'den rivayet edilmiştir. Kıyamet kopmaz ümmetinden bir taife herkes üzerinde hakim olmadıkça. Onlar kendilerini terk edenlerin terk etmesini aldırmazlar ve kendilerine yardım edene de aldırmazlar. Müstedrek'ten rivayet edilmiştir. Ümmetimden bir taife kıyamet kopuncaya kadar yardım görmekte devam eder. Kendilerini terk edenlerin ayrılmaları da onlara bir zarar vermez. Hazreti Muaviye'den rivayet edilmiştir. Ümmetimden bir taife Allah'ın emriyle hareket etmekte devam eder. Onlar hak üzerinde oldukları halde kıyamet kopana kadar kendilerini terk eden ve muhalefet eden kimsenin onlara bir zararı dokunmaz. Ta ki Allah'ın emri gelinceye kadar onlar insanlara galiptirler. Oysa Deccal'in tüm bu oyunlarının geçersizliği, Kur'an ayetlerinde ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle bizlere haber verilmiştir. Kur'an'da Allah'ın elçilerinin ve insanları din ahlakına uymaya davet eden salih kişilerin tümüne menfaatperestlik, delilik, kendini beğenmişlik, büyücülük gibi türlü iftiralar atıldığı haber verilmektedir.
bu, Allah'ın elçilerinin toplum üzerindeki etkisini kendilerince yok etmek ve insanların Allah'a iman etmesini engellemek amacıyla yüzyıllardır uygulanan bir yöntemdir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hadislerinde kendinden sonra soyundan gelecek tüm elçilerin Allah'ın gönderdiği dini tebliğ etmeleri ve yaymaları nedeniyle çeşitli zorluk ve iftiralara maruz kalacaklarını haber vermiştir. Biz öyle bir ev halkıyız ki Allah bizim için ahireti dünyaya tercih etmiştir. Benim ehli beytim muhakkak benden sonra bela, kaçırılma ve sürgüne uğrayacaktır. Benden sonra ehli beytim bela ve mihnetlerle karşılaşacaklar ve darbe maruz kalacaklardır. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bildirildiği gibi Hazreti İsa'ya ve Hazreti Mehdi'ye halkın yardımcı olmamasına, beraberlerindeki inananların sayılarının çok az olmasına ve Deccal'in tüm propaganda yöntemlerine rağmen bu kutlu şahıslar Allah'ın izniyle Kur'an ahlakını dünyaya hakim kılacaklardır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ahir zamanda ortaya çıkacak olan Deccal'in çeşitli batıl yöntemler kullanarak insanların Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'yi tanımalarına ve onlara uymalarına engel olmaya çalışacağı bildirilmektedir. Hadislerdeki işaretlere göre Deccal'in bu amaçla kullanacağı yöntemlerden biri insanların nefislerine ve hevalarına hitap ederek onları etkisi altına alması ve böylece dilediği gibi yönlendirmesi olacaktır. Bunun için insanların nefislerine hoş gelebilecek her türlü araç ve yöntemi kullanarak kendisini sevdirmeye ve sempatik göstermeye çalışacaktır. Bu çabaları sonucunda insanlar onu nefsen sevecekleri için ahlaken sevmeye gerek duymayacaklardır. Deccal insanları etkisi altına alabilmek için çeşitli ikna ve telkin metotları kullanacaktır. Bediüzzaman bir sözünde Deccal'in bir takım hipnoz yöntemleri kullanarak çevresindeki insanları etkisi altına alacağını belirtmektedir. Onların başına geçen en büyükleri ispiritizma ve manyetizmanın hadisatı nevinden müthiş harikalara mazhar olan Deccal ise daha ileri gidip cebbarane sur'i hükümetini bir nevi rububiyet tasavvur edip uluhiyetini ilan eder. Deccal, çeşitli ikna metodlarıyla ve sürekli tekrarlayacağı telkinlerle insanlar üzerinde adeta bir hipnoz etkisi oluşturacaktır. Bu hipnoz etkisini elde edebilmek içinse çok çeşitli yöntemlere başvuracak, farklı hipnoz türlerini kullanacaktır. İnsanların nefislerine hoş gelen ortamlardan yararlanacak ve bu telkinleri insanlara kolaylıkla kabul ettirebilmek için her türlü aracı kullanacaktır. Televizyon, film, resim, sanat, estetik ya da büyük konserlerdeki müzik ve ritim gücü gibi araçları kullanarak insanlar üzerinde bu hipnoz etkisini oluşturmaya çalışacaktır. Bu gibi ortamların nefislerine hoş gelmesi, insanların Deccal'in fitnesini görmelerini engelleyecek ve onun telkinlerini kolaylıkla kabullenmelerini sağlayacaktır. Üzerlerinde oluşan hipnoz etkisi nedeniyle nefislerini memnun eden bu ortamlarda din aleyhinde yapılan konuşmaları son derece makul karşılayacak, Deccal'in sürekli tekrarlama yoluyla verdiği telkinleri sorgusuzca kabulleneceklerdir. Deccal ayrıca insanları içki, fuhuş, cinsi sapkınlık gibi her türlü dejenerasyonu yaşamaya özendirecek ve çağırdığı bu sapkınlıklara eğilimli insanları bir arada toplayarak çevresinde adeta geniş bir kitle kulübü oluşturacaktır.
Deccal'in çağırdığı sapkınlıklara müptela olan insanların bir araya gelmesi sonucundaysa mecburi bir ittifak oluşacaktır. Bu geniş ittifakı oluşturan kişiler birbirlerini koruyup kollayan ve kendilerinden olmayana karşı bir güç birliğiyle karşı koyan nefsani bir yapıya dönüşecektir. Deccal de nefsani çıkarlar üzerine kurulan bu kitleyi kendi kötü amaçları doğrultusunda istediği gibi kullanıp yönlendirebilecektir. Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin tanınmamalarında ve geniş kitlelerin onların karşısında olmasında Deccal'in bu yöntemlerinin büyük etkisi olacaktır. Deccal'in etkisi altına giren bu insanlar Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin üstün özelliklerini açıkça görecekleri halde onları fark edemeyecek ya da Deccal'in kendilerine sunduğu çıkar ortamına zarar gelmesinden korkarak bilerek onlardan uzak duracaklardır. Deccal'in bu olumsuz faaliyetleri ve propaganda taktikleri sonucunda yeryüzüne döndüğü ilk yıllarda Hazreti İsa'yı tanıyabilecek insanların sayısının çok az olacağını Bediüzzaman da sözlerinde haber vermiştir. Hazreti İsa aleyhisselam geldiği vakit herkes onun hakiki İsa olduğunu bilmek lazım değildir. Onun mukarreb ve hevası nuru imanla onu tanır. Yoksa bedahet derecesinde herkes onu tanımayacaktır. Said Nursi bir başka sözünde ise Hazreti İsa'nın toplumun büyük kesimi tarafından tanınmayacağını şöyle açıklamıştır. Hatta Hazreti İsa aleyhisselamın nuzulü dahi ve kendisi İsa aleyhisselam olduğu nuru imanın dikkatiyle bilinir, herkes bilemez. Bediüzzaman'ın bu sözüne göre Hazreti İsa yeryüzüne ilk geldiği zaman kendisi de Hazreti İsa olduğunu bilmeyecek ancak daha sonra farkına varacaktır. Talebeleri de onu ancak imanın nuruyla tanıyabileceklerdir. Ancak toplumun geneli açıkça onun Hazreti İsa olduğunu bilmeyecektir. İlk zamanlarda Hazreti İsa'ya inanıp destekleyenlerin sayısı da çok az olacaktır. Bediüzzaman, Hazreti İsa'nın ahir zamanda yeryüzüne ikinci kez gelişinde yaşanacak olan bu durumu şöyle haber vermiştir. Deccal'in fevkalade büyük ve minareden daha yüksek bir azameti heykelde ve Hazreti İsa aleyhisselam ona nispeten çok küçük bulunduğunu gösterir. Bunun bir tevili şu olmak gerektir ki, İsa aleyhisselamı nur-u imanla tanıyan ve tabi olan cemaati ruhaniye-i mücahidinin kemiyeti, Deccal'in mektepçe ve askerce ilmi ve maddi ordularına nispeten çok az ve küçük olmasına işaret ve kinayedir. Bir başka sözünde ise Bediüzzaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde işaret edilen bu durumu şöyle açıklamıştır. Hazreti İsa aleyhisselam Deccal'le mücadelesi zamanında 10 arşın yukarıya atlayıp sonra kılıncı onun dizine yetiştirebilir derecesinde vücutça o derece Deccal'in heykeli Hazreti İsa'dan büyüktür diye mealinde rivayet var. Demek Deccal Hazreti İsa aleyhisselam'dan 10 belki 20 misli yüksek kametli olmak lazım gelir. Birinci cihet. Dini İsevi'nin hakikisini esas tutan İsevi ruhanilerin cemaati ve onlara karşı dinsizliği tervice başlayan cemaat tecessüm etseler bir minare yüksekliğinde bir insanın yanında bir çocuk kadar da olamaz.
Bediüzzaman bu sözlerinde Deccal'in elinde bulunduracağı maddi ve manevi güç gibi çevresindeki insanların sayısının da çok fazla olacağını, Hazreti İsa'nın cemaatinin ise Deccal'inkine kıyasla çok az sayıda kişiden oluşacağını belirtmiştir. Hazreti İsa'nın toplumun büyük bir kesimi tarafından tanınmamasında Deccal'in elinde bulundurduğu bu geniş kitle ve imkanlarla yürüteceği olumsuz propagandanın büyük etkisi olacaktır. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hazreti Mehdi'nin Allah korkusu çok güçlü olan, çok üstün ahlaklı bir kimse olacağı bildirilmektedir. Ahlakı benim ahlakım olan bir evladım çıkacak. Mehdi, Allah'a karşı son derece boyun eğicidir. Ahlak bakımından peygambere benzer. Ben Mehdi'yi peygamberlerin suhufunda şöyle bulurum. Mehdi'nin amelinde ne zulüm ne de ayıp yoktur. Hadislerde verilen bu bilgilerden Hazreti Mehdi'nin çevresinde Allah'a olan bağlılığı, ihlası ve üstün ahlakıyla dikkat çeken bir kimse olacağı anlaşılmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Hazreti Mehdi'nin dinin ve Müslümanların hayrına yönelik olarak çok fazla hizmet eden, çok önemli faaliyetler yürüten bir kimse olacağını bildirmiştir. Normal şartlarda ahlakı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme benzetilen, yalnızca Allah'ın rızasına uyan, tüm insanların dünyada ve ahiretteki kurtuluşu için samimi çaba harcayan, dünyaya huzur, barış, bolluk, bereket getirecek böyle hayırlı ve kıymetli bir insanın etrafında çok sayıda kişinin toplanmış olması gerekir. Onun bu ahlakını ve yaptığı hayırlı faaliyetleri açıkça gören her Müslümanın bu kimsenin yanında olmayı ve Hazreti Mehdi ile birlikte davranan hak topluluğa destek vermeyi istemesi ve onlara yardımcı olabilmek için büyük bir şevk ve heyecan içinde birbirleriyle yarışmaları gerekir. Ancak buna rağmen hadislerde Müslümanlar arasında da Hazreti Mehdi'yi destekleyen insanların sayılarının son derece az olacağına işaret edilmiştir. Bu durum son derece şaşırtıcı ve düşündürücüdür. Demek ki Hazreti Mehdi'nin yaşadığı toplumdaki insanlar onun sahip olduğu üstün özellikleri, yürüttüğü hayırlı faaliyetleri açıkça gördükleri halde yine de Hazreti Mehdi ve cemaatini tam olarak fark edemeyeceklerdir. Hazreti Mehdi'nin bu durumu Hazreti Yusuf'un hayatıyla büyük benzerlik göstermektedir. Kuraklık başlayınca Yusuf'un kardeşleri gelip yanına girdiler. Onu tanımadıkları halde kendisi onları hemen tanıdı. Kur'an'ın bu ayetinde Hazreti Yusuf'un kardeşlerinin onu tanıyamadığı ancak onun kardeşlerini tanıdığı haber verilmiştir. İşte hadislerin işaretine göre Hazreti Mehdi de aynı Hazreti Yusuf gibi olacak, o insanları görecek ama insanlar onu fark edemeyeceklerdir. Hatta kimileri de tam tersi bir düşünceye kapılacak, ona destek olmaktan kaçınacak, hatta garip görüp uzak duracak ve ona karşı olumsuz bir faaliyet içine gireceklerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde halkın büyük kısmının Hazreti Mehdi'ye yardımcı olmaktan kaçınacağı şöyle haber verilmiştir. Benim ümmetimden daima Allah tarafından desteklenen ve onlara yardımcı olmayan halkın zarar veremeyeceği bir cemaat kıyamet kopuncaya kadar
hiç eksik olmayacak. Ümmetim içinde daima böyle bir taife bulunacaktır. Kıyamet ancak ümmetimden bir taife insanlara galip olduğu halde kopacaktır. Bu taife ne kendilerine yardımcı olmayanlara ne de yardımcı olanlara bakmayacaktır. Kuşkusuz bu Allah'ın bir mucizesidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bundan 14 asır önce söylemiş olduğu sözlerinin tam olarak gerçekleşmesi oldukça önemlidir. Hazreti Mehdi ve cemaati tüm dünya insanlarının geleceği için çok önemli ve çok faydalı oldukları halde ilk dönemlerde Müslümanlar arasında bilinmeyecekler ve halktan onlara yardımcı olan da olmayacaktır. Ancak elbette ki bu insanların bir kısmı vicdanlarıyla bu mübarek şahısların üstünlüklerini kavrayacaklardır. Fakat haklarındaki tüm delilleri görmelerine rağmen kişisel çıkar kaygılarıyla onları tanımazlıktan gelecek, destek olmayacak, uzak durmaya çalışacak ve diğer insanlardan da bu gerçekleri saklayacaklardır. Toplumun genelinin yardımcı olmaması, onların da Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'yi desteklemekten kaçınmalarına neden olacak, aksine maddi manevi kaybı uğramaktan korkacaklardır. Tarih boyunca yaşamış olan tüm mümin topluluklarının sayısı hep az olmuştur. Kur'an'da peygamberlerin de çevrelerinde samimi olarak iman eden kişilerin hep çok az olduğuna dair bilgiler verilmiştir. Örneğin Hazreti Musa'ya yalnızca yaşadığı toplumun gençlerinden oluşan çok az sayıda kimse iman etmiştir. Sonunda Musa'ya kendi kavminin bir zürriyetinden başka Firavun ve önde gelen çevresinin kendilerini belalara çarptırmaları korkusuyla iman eden olmadı. Bir ayette Hazreti Musa'ya inananların çok az sayıda olduklarını dönemin Firavununun şöyle dile getirdiği haber verilmiştir. Gerçek şu ki bunlar azınlık olan bir topluluktur. Aynı durum Hazreti İsa'nın ilk geldiği dönemdeki yardımcıları için de geçerlidir. Rivayetlerden Hazreti İsa'ya da az sayıdaki havarilerin iman ettikleri ve bunun dışında halktan ona inanan kimsenin olmadığı haber verilmiştir. Kur'an'da Hazreti İsa'ya inananların durumu şöyle bildirilmektedir. Ey iman edenler! Allah'ın yardımcıları olun. Meryem oğlu İsa'nın havarilere Allah'a yönelirken benim yardımcılarım kimlerdir demesi gibi. Havariler de demişlerdi ki Allah'ın yardımcıları bizleriz. Böylece İsrail oğullarından bir topluluk iman etmiş, bir topluluk da inkar etmişti. Sonunda biz iman edenleri düşmanlarına karşı destekledik, onlar da üstün geldiler. Kur'an'da Ashab-ı Kehf adlı topluluğun da sayılarının çok az olduğu bildirilmiştir. Sonra gelen kuşaklar diyecekler ki, üçtüler onların dördüncüsü köpekleridir ve beştiler onların altıncısı köpekleridir diyecekler. Bu bilinmeyene taş atmaktır. Yedidirler, onların sekizincisi köpekleridir diyecekler. De ki, Rabbim onların sayısını daha iyi bilir. Onları pek az insan dışında kimse bilemez. Bir başka ayette ise Hazreti Nuh'a uyan kimselerin sayısının da çok az olduğu şöyle haber verilmiştir. Zaten onunla birlikte çok azından başkası iman etmemişti. Allah'ın dinini tebliğ edenlerin yakın çevresinde az sayıda insan olması Hazreti Mehdi için de geçerlidir. Nitekim hadislerde Hazreti Mehdi'nin cemaatinin sayılarının 300 kişi civarında olduğu bildirilmektedir. Bu durum
Hazreti Mehdi ve çevresindekilerin toplumun büyük bir bölümü tarafından tanınamadıklarını göstermektedir. İnsanları Allah'a iman etmeye davet eden, dine çok büyük hizmetler veren bu kadar değerli bir insana inananların sayısının bu kadar az olması çok şaşırtıcıdır. Hadislerde Hazreti Mehdi'ye çok az kişinin tabi olacağı şöyle bildirilmektedir. Muhammed Hanefi'den rivayet edildi ki, sayıları Bedir ashabı kadardır. Evvelkiler onları geçmediği gibi, sonrakiler de onlara yetişemezler. Onların sayıları Talut'la nehri geçenler kadardır. Bedir Savaşı'ndaki askerler gibi 313 kişinin kumandasını elinde tutarak etrafa meydan okuyacak. Çünkü bu 313 kişi gece abid, gündüz kahraman niteliğini taşımaktadırlar. Aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişilik bir grup oluştururlar. Onlar her zalime galip gelirler. Onların kalpleri demir gibidir ve onlar gündüz arslan, gece de abiddirler. Ne evvelkiler ne de sonrakiler fedakarlıkta onlara yetişemez. Hazreti Mehdi'ye aralarında kadınların da bulunduğu 314 kişi biat edecektir. Bediüzzaman Said Nursi de sözlerinde bu gerçeği hatırlatmış, ancak sayıları ne kadar az olsa da Hazreti Mehdi cemaatindeki kimselerin her birinin manen çok güçlü olacaklarını belirtmiştir. Bu vazifenin istinat ettiği kuvvet ve manevi ordusu yalnız ihlas, sadakat ve tesanüs sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir. Ne kadar az olsalar manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde sayıca çok az olacak olan Hazreti Mehdi cemaatinden ayrılanlar olacağı da bildirilmiştir. Bu da yine Allah'ın büyük bir mucizesidir. Bu kimseler Hazreti Mehdi'yi çok yakından tanıdıkları, onun hadislerde bildirilen özelliklere sahip olduğuna ve yalnızca Hazreti Mehdi'nin yapabileceği bildirilen faaliyetleri gerçekleştirdiğine yakından şahit oldukları halde onun yanından ayrılacaklardır. Demek ki halkın büyük çoğunluğu gibi bu kadar yakından tanıma fırsatı elde eden bazı insanlar da Hazreti Mehdi'yi fark edemeyeceklerdir. Hadislerde Hazreti Mehdi'nin cemaatinden ayrılanlar olacağı şöyle bildirilmektedir. Mehdi'nin ordusu zaman zaman darbeler yiyecek, zaman zaman o çetin görevi üstlenememek rahatlık meyli, can, mal, mevki korkusu gibi çeşitli sebeplerle kendisinden ayrılanlar olacaktır. Ayrılanlar da muhalifler de ona zarar veremeyecek. O, kendisinden ayrılanlara rağmen muzaffer olarak yoluna devam edecektir. Ümmetimden bir taife kıyamet kopuncaya kadar yardım görmekle devam eder. Kendilerini terk edenlerin ayrılmaları da onlara bir zarar vermez. Ümmetimden bir taife Allah'ın emriyle hareket etmekte devam eder. Onlar hak üzerinde oldukları halde kıyamet kopana kadar kendilerini terk eden ve muhalefet eden kimsenin onlara bir zararı dokunmaz. Ancak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde bu ayrılan kişilerin Hazreti Mehdi cemaati için çok büyük bir hayır ve güzellik olduğu da bildirilmektedir. Bu hak topluluk arasında gizlenen samimiyetsiz kişilerin ortaya çıkmasıyla Allah'ın izniyle Hazreti Mehdi cemaatinin birbirine bağlılığı daha da artacak, kötülerin ayrılması onları daha da kuvvetlendirecektir. Thank you.
Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin tanınmalarına engel olan bir diğer konu da ahir zamanda güvenilmez bir ortam oluşması ve toplumun bozulmasıdır. Böyle bir ortam içerisinde yaşıyor olmaları, insanların bu mübarek şahısları ve cemaatlerini tanımada güçlük çekmelerine neden olacaktır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde Hazreti Mehdi ve cemaatinin yoğun bir karalama ve iftira kampanyasıyla mücadele etmek zorunda kalacaklarına işaret edilmektedir. Ve dönem ahir zaman olduğu için insanların büyük kısmında hakim olan derin şüphecilik, güvensizlik, sabırsızlık ve sadakatsizlik, çoğu kimsenin bu iftiralara kulak vermelerine, samimi Müslümanlara ise itimat etmemelerine neden olacaktır. Bediüzzaman Said Nursi bu dönemi bir sözünde şöyle tarif etmektedir. Hem 20 seneden beri tahrip kerane, çok dehşetli zulüm altında o derece ahlak bozulmuş ve sabır ve sadakat kaybolmuş ki ondan belki de 20'den birine itimat edilmez. Said Nursi'nin de belirttiği gibi ahir zamandaki ahlaki bozulma nedeniyle insanlar Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'ye şüpheyle yaklaşacaklardır. Onların din ahlakını yaymak amacıyla yaptıkları faaliyetlerin değerini anlamayacak, hatta bu kıymetli insanların hizmetlerini engellemeye çalışacaklardır. Bediüzzaman'a göre bu nedenle tüm İslam dünyasının heyecanla beklediği her yüzyıl başında gönderilen büyük İslam alimi, büyük müceddit, uzun yıllar boyunca insanlar arasında Hazreti Mehdi sıfatıyla tanınmayacaktır. Tam aksine toplumun önemli bir kesimi onu tarihteki tüm Müslümanlara karşı olduğu gibi dinlerini yozlaştırmakla, sapkınlıkla, yalancılıkla ve daha birçok asılsız iftiralarla suçlayacaklardır. Ancak hadislerde işaret edildiği üzere Hazreti Mehdi ve cemaati tüm bu karalama ve iftiralara çok üstün bir sabır ve tevekkülle karşılık verecek, Allah'ın dinini yaşamadaki kararlılıklarından taviz vermeyeceklerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde ahir zaman alametlerinin birinin de insanların Mehdi'nin gelmeyeceği yönünde bir ümitsizliğe kapılmaları olduğu bildirilmiştir. Hadislerdeki işaretlere göre ahir zamanda savaşlarla, yoklukla, açlıkla, adaletsizliklerle, ahlaki çöküşle ve çeşitli salgın hastalıklarla iç içe yaşayan kimi insanlar tüm bu olumsuzlukların ortadan kalkabileceğine dair inançlarını yitireceklerdir. Müslümanlar arasında da pek çok kişi altın çağın başlayıp Kur'an ahlakının dünya üzerinde hakim olacağı yönündeki beklentilerini kaybedecek ve fitnelerin artarak devam edeceğine inanacaktır. Hadislerde insanların bu bakış açısıyla Hazreti Mehdi'nin gelmeyeceğini öne sürecekleri şöyle haber verilmiştir. İnsanların ümitsiz olduğu ve hiç Mehdi falan yokmuş dediği bir sırada Allah Mehdi'yi gönderir. Mehdi, Resulullah'ın bayrağıyla insanların başlarına bela üzerine bela yağdığı ve çıkışından ümit kesildiği bir sırada çıkar. Masum insanlar katloluncaya kadar Mehdi çıkmayacak ve katliamlara yerde ve göktekiler artık tahammül edemez bir hale geldiğinde zuhur edecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadislerinde işaret edildiği gibi günümüzde de birçok kişi Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'nin gelmeyeceğini düşünmektedirler. Oysa bu düşünce de ahir zaman alametlerinden biridir. Nitekim bunun tam tersine her iki kutlu şahıs da Allah'ın izniyle bu olumsuz ruh halinin insanlar arasında yaygınlaştığı ve gelişlerinden ümitlerin kesildiği bir zamanda ortaya çıkacaklardır.
bunların yanında şunu da belirtmek gerekir ki, bu hayırlı insanların ortaya çıkışlarının ilk dönemlerinde tanınmamalarında elbette ki pek çok hayır ve hikmet vardır. Bu dönem, bu iki kutlu şahsın inkarcı ve müşrik sistemlerle çok büyük bir fikri mücadele yürüttükleri, din ahlakının yayılması için dünya çapında çaba sarf ettikleri bir dönem olacaktır. Bu gizlilik Allah'ın izniyle Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi'ye bu dönemde pek çok konuda kolaylık sağlayacak ve aynı şekilde onların pek çok kötülükten korunmalarına da vesile olacak olabilir. Şüphesiz en doğrusunu Allah bilir. Fakat şu unutulmamalıdır ki, yaşadıkları tüm zorluklara, sayılarının çok az olmasına, kendilerine yardımcı olunmamasına ve hatta onlara karşı olumsuz faaliyetler yürütülmesine rağmen Allah'ın izniyle Hazreti İsa ve Hazreti Mehdi Kur'an ahlakını dünyaya hakim kılacaklardır.